Bitkisel bir ürün haram olabilir mi? Helal sertifikası olmasa ama bitkiselse kullanabilir mi istemişler? Tabii bu soruya iki aşamalı cevap vermek gerekir. Bitkiselden elde edilmiş olan bir ürün haram olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bitkiden kaynaklı haramlılık olarak değil de çözeltici olarak kullanılacakları evet. Alkol olabilir. Veya ona harici olarak bazı etken maddeler katabilirler ve bu etken maddeler gerek sağlık açısından gerek dini açısından sıkıntılı olma ihtimali de vardır. Ki sağlık açısından sıkıntılıysa bu dini açıdan da sıkıntı demektir. Bu bir tarafı ama diğer tarafı sanki kardeşimizin şöyle bir anlayışı var. Sertifikalı olmayan ürünleri kullanmamız caiz mi derken sertifika varsa helal, sertifika yoksa helalin zıttı olan haramdır şeklinde. Bu yanlış bir algıdır. Evet. Ki biliyorsunuz bu konuda çok hassas olan GİMDES denilen bir kurum vardır. Helal sertifikalandırma yapan bir kurumdur. Bu kurumda da birçok toplantılarda biz bunu dillendirmişizdir. Hatta işte bunların seminerleri, konferansları oluyor, uluslararası konferansları oluyor. Orada konuşmacı olarak da bizi davet ettiklerinde de bu konuyu orada dillendirmişizdir ki onların zaten hilafına dair bir iddiası da yok. Şu demektir sertifika, bu ürünün biz üretiminden sizin sofranıza gelme aşamasına kadar nasıl geldiğini inceledik, araştırdık ve kefiliz. Bu ürünü çok rahat bir şekilde, emin bir şekilde tüketebilirsiniz demektir. Yani bir nevi tekefüldür, kefalet sistemidir burada. Peki bir ürüne sertifika verdiğiniz zaman ona kefil oluyorsunuz da sertifika vermediğiniz ürüne yani kefil olmadığınız ürünün haram olmasını gerekli kılar mı? Haşa, böyle bir şey gerekli kılmaz. Sadece şu vardır, ben bu ürünü araştırmadım veya bu ürünü imal edenlerin bizden böyle bir talebi olmadı veyahut da kendi kriterlerimize göre bu ürünün tahkikatında sıkıntı gördük ki o sıkıntı bazı kere haram olma yönü de olmayabilir. Yani şeffaflık neticesi veyahut da işte mesela GİMDES'in her daim ürünü denetleme imkanını ister. Yani ben ansızın oraya gelebilmem gerekir. Eğer firma sahibi buna onay vermiyorsa yine sertifikalandırma yapmaz. Ama evet. Bu ürünün haram olması anlamında değildir. Dolayısıyla yani sertifikaya tabi tutulan ürün, evet rahat bir şekilde tüketebileceğimiz bir ürün ama sertifika verilmemiş olan üründe kefalet yoktur. Peki ona haramdır hükmü verebilir miyiz? Haşa. Bir konuda helaldir demek nasıl ki Allah adına konuşmaksa haramdır demek de Allah adına konuşmaktır. Yani bir hüküm vermektir. Sadece meskutunattır. Onun hakkında bir kefaletimiz yani bir teminatımız yok anlamındadır. Tüketici olan kimse kendi inisiyatifi doğrultusunda, kendi imkanları doğrultusunda onun hakkında araştırma yapsın. Kalbi itminanı varsa onu tüketsin. Yoksa tüketmesin anlamındadır. O yüzden sertifikalı ürünler helal, sertifikasızlar haramdır demek bu büyük bir ayrıştırmaya sebebiyet verir. Yanlış bir bakış açısı oluşturur ki fıkhi olarak da bu doğru bir şey değildir. Evet.